Uzaklaş. Küçüklükten beri elektriğe ve makineye şeyim var, hevesim var. Çok da seviyorum. Ondan beri şeyim böyle, yani yapmak istediğim bir şey. İstanbul Gezisi'ne gittim. Orada güneş pili vardı. Güneş pilini satın aldım. Dedim ben bununla o oyuncak arabanın şeyi şarjı çabuk bitiyordu. Ona takarım dedim. Aldım geldim. Ondan sonra oyuncak araba aldık. Güneş uzaktan kumanda oyuncak araba aldık, ona taktım. Ondan sonra güneş üstüne de güneş paneli taktık. Oradan beri hevesim var. Ondan sonra ondan hayalimi geliştirdim, büyük araç yaptım. Evimizin altında garajımız vardı. Orayı değerlendirmek için değerlendirelim dedim. Atölye yaptım orayı. Ondan sonra arabamıza başladık. Arabamızın hurda dişleri alarak hurdacıdan dişli aldım, getirdim. Dişli düzdüm, şanzımanı yaptım. Ondan sonra Ankara'dan bir firma vardı. Firmadan motorunu, lastiklerini, süspansiyonu aldım, frenini aldım. Ondan sonra arabanın profil demir, atık profil demirlerden arabaya koltuğumuzu yaptık. Çamaşır makinesinin arka kastığından direksiyonumuzu yaptık. Ondan sonra tork konvertörümüzü tornada işledik. Evet Erkan, peki bu yeteneği nereden geliyor? Yani bir lise öğrencisi olarak bu yeteneği nereden aldın? Babam bu işle uğraşıyordu. Ben de babamı izleyerek gördüm. Ben de babamdan örnek alarak yaptım bu aracı. Aracımız benzinle çalışıyor. Aracımızın deposu 2,5 litredir. Aracımız 2,5 litre benzinle 100 kilometre yol yapıyor. Aracımızın öndeki güneş paneli aydınlatmamıza yarıyor. Aracımız ileri geri şanzıman ve tork konvertörü vardı üzerinde. Peki kaç kilometre hıza ulaşıyor maksimum? 50-60 kilometre hız yapıyor. Arabamızın ATV'den farklıdır. ATV'ndeki düz bir mahsul olduğu için ATV'm dönmüyor. Bunda diferansiyel özelliği de koyduk. Biz bu ilk küçük arabamızı yaptığımız zaman şey çıktı, yerli ve milli TOGG'umuz çıktı. Ondan esinlenerek biz de aracımızı büyütmeye başladık. Onu yapacağız şimdi. Daha az enerjide daha verimli araç yapmaya çalışıyoruz. Bu yeni yaptığın araç peki tamamen elektrik üzerine? Tamam. Kaportasını full güneş panelinden yapacağız. Ondan sonra full şu an günümüzdeki bütün donanım olan arabaları buna eklemeye çalışacağız. Kendimiz mesela telefondan bir tuşa basıp arabayı çalıştırabileceksiniz. Mesela ışıkları yak dediğinizde ışıkları yakacak. İsteyecekleri çalıştı dediğiniz isteyecekleri çalıştırabilecek. Öyle özellikle bir araba istiyoruz. İleride kendimi mekatronik mühendisi olarak görmek istiyorum. Kendi arabamı kendim yapacağım. Yani kendi firmamı açacağım.
bu araba yapacağım, elektrikli arabaları üreteceğim. Güneş panelli full komple. O şekilde.